Hükümetin eski konut danışmanı Profesör Cheshire, ev fiyatlarının 1990'lı yılların başındaki kadar kötü bir sürece girmenin eşiğinde olduğunu açıkladı. Ünlü ekonomi profesörü fiyatların %40'a yakın bir oranda düşüşe geçeceğini belirtti. 1990'lı yıllarda 1 milyon kişinin etkilenmesine neden olan ve evin değerinin mortgage değerinden daha az olması anlamına gelen negatif eşitliğe dönüş sinyallerinin arttığını da sözlerine ekledi. Profesör, ev fiyatlarında önemli bir düzenleme yapılacağına dair işaretleri görmeye başlıyoruz. Geçmişte de gördüğümüz gibi eğilimler her zaman Londra'dan başlayıp ülkenin geri kalanına yayılıyor. Başkentteki ev fiyatlarının ülkenin diğer bölgelerinden daha yavaş bir hızla arttığını gözlemliyoruz şeklinde konuştu. Kıbrıs'ta sıcaklıkların 57 dereceye ulaşmasının ardından İngiltere'de yetkililer bölgeye gidecek tatilcileri uyardı. Lefkoşa'da termometrelerin 63 dereceyi görmesi üzerine bölgedeki turistler öğle saatlerinde güneş altında bulunmaktan kaçınmaları ve gölge yerleri tercih etmeleri konusunda İngiltere'deki yetkililer tarafından uyarıldı. Basında ve sosyal medyada da kendine geniş yer bulan haberde ayrıca turistlerin bol miktarda su içmeleri, otellerinin klimalarından yararlanmaları ve yüksek faktörlü güneş kremleri kullanmaları önerildi. Meteoroloji ofisinden yapılan açıklamada Orta Doğu'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Kıbrıs'ta sıcaklığın her zamankinden daha fazla hissedileceği sözlerine yer verildi. Kıbrıs Meteoroloji Departmanı da mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle tehlikeli anlamına gelen turuncu uyarı yayınladı. Geçtiğimiz günlerde Londra'da binlerce kişi iktidardaki Muhafazakar Parti'yi ve Başbakan Theresa May'i protesto etti. Protestocular "May görevi bırak, bir gün bile değil, yeter" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler Muhafazakar Parti'nin kemer sıkma politikalarını eleştirdi. Katılımcılar arasında İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de bulundu. Parlamento meydanında kalabalığa seslenen Corbyn, konuşmasında kamu kesimi ücret sınırının kaldırılmasının beklendiğini belirtti. Son zamanlarda meydana gelen terör saldırıları ve Grenfell Tower yangını ile ilgili acil servis görevlilerinin çalışmalarından övgüyle söz eden Corbyn, Muhafazakar Partili milletvekillerini ise ikiyüzlülükle suçladı.